Hepinize selam dostlar, ben Tao. Bugün ormanda kayna oynayacağız. Karşımızda Hecarim var. Düşük elo'dayız. Öğretici kayna yapacağım. Girdim rune ve şahat dizilimi. Şu anda ekrana gelmiştir. Hazırsanız başlayalım. Oyuna başlarken toteminizi bu şekilde buraya bırakıp base atıp tarayıcı alın arkadaşlar. Tarayıcı bolca işimize yarayacaktır. Arkadaşlar videoya geçmeden bir like atar, kanala abone olup zili açar, bir de yorum bırakırsanız çok tatlı olur. Siz destekledikçe kanal büyümeye devam edecek. 50 bin aboneye çok az kaldı, desteklerinizi bekliyorum. Hadi bakalım. İlk Q yeteneğini açtım, karanlık hasat. Şöyle bir tane vurup Q'muzu atıyoruz. İleri doğru dash atıyor kan, yani atılıyor. Duvarlardan geçebiliyorsunuz, belli bir menzili var. Keşke Senna da yardım etseydi. Burayı çarplayıp buradan E açıp golemlere gidiyorum. Golemi bir tane vurdum. Ardından Q'mu kullandım. Q'yu biraz kötü attım sanırsam. Şu biraz hasar yemedi. Küçüğü keserken aynı zamanda büyüye vuruyorum. Burada bir Q daha attım. Burayı güzelce eritiyoruz böyle arkadaşlar. E yeteneğimiz duvara girdiğimizde bize bir miktar can veriyor. Eğer rakip bize hasar veriyorsa bir süre sonra duvardan düşüyoruz. Hatta hızlı bir şekilde düşüyoruz. Sıfırdan kayna öğreniyorsanız bu bilgiler işinize yarayacaktır. E ile buradan geçip kuşlarımıza gidiyoruz. Aslında çok daha hızlı orman dönme yolları var. Fakat ben bildiğim yoldan öğretmeye çalışacağım sizlere. Yaptığım gibi oynamaya çalışın. Böylece kolayca orman dönebilirsiniz. İlk kan döküldü. Okey. Geldim, otomatik saldırı üzerine bir Q. Bir tane daha vurup W'mu attım. W yeteneğimiz şöyle arkadaşlar. Kasvet dalgası. Rakibi yavaşlatıyor. Bir de Kayn'ın pasifi var. Uzakçı rakiplere vurursanız gölge oluyorsunuz. Yakıncılarda Darkin oluyorsunuz. Gölge daha mobil. Darkin daha tank. Daha savaşçı. Buraya çarpımı atmayacağım. Hecarim'i de botta gördüm zaten. Buradan tapa oynayabiliriz. Mavimi aldım. Şimdi buraya bir çarp atıp tapa oynamayı deneyeceğim. Hecarim 2'de 2 aldı. Tehlikeli olacak sanırsam. Q'ya verdim. İlk Q fullleyeceğiz. Normalde W fullleyenler de oluyor ama ben çok sevemiyorum. Tapa bakalım. Aa, base attı taplayın. Bence burada golemleri vardır. Aynen. Hemen golemleri bakın. Buraya çekiyorum ki rakip beni şurada görmesin. Birazcık oyun başında farm yapmanız lazım arkadaşlar. Şöyle bir can doldurdum. Karşı ormanda E'nizi çok kullanmayın. Ne olur ne olmaz. Ölme şansınız var. Ben biraz daha kendime güvendiğim için kullanmak istedim. Burada bir base atacağım arkadaşlar. Bayağı bir orman döndük. Oo, tapta bir şeyler oluyor ama. Buraya oynardım. Mid'e koşalım. Mid'de bir şeyler olacak gibi. Hecarim'i gördük. Buraya oynarım gelirlerse. Alabiliriz. Güzel kaçırdı. Öldü. Bunu da alırız. Oynarsa tabii. Dönecek aynen. W'su olsaydı keşke. Flash'ımı atsam mı? Atayım. Güzelce bir skor aldık buradan. Bakın Darkin barımız bayağı bir arttı. Çok yakın bir zamanda Darkin olup oyunu erkenden açacağız. Bot lane'den de güzel haberler geldi. Arkadaşlar mümkünse Q ve W'yu tutturmaya çalışın fightlarda. Bunlar sizin temel hasar kaynağınız. Ben genelde şöyle yapıyorum. Otomatik saldırı spamlıyorum. Daha sonrasında Q atıyorum ya da W atıyorum. Rakibin böyle bir doğrultuda durmasını bekliyorum. Bunu yaparsanız yetenekleri kaçırmazsınız. Şöyle bir duvardan geçme taktiği de var, onu da göstereyim. Geçebildik mi? Geçtik abi, çok iyi. Aynı açıdan giderseniz bu duvardan geçebiliyorsunuz. Hecarim midde yine. Midin biraz farmını alalım. 5 level oldular. Bakın o kadar çok XP kastım ki 6 level olacağım birazdan. Çok tehlikeliyiz. Rakip bizden bayağı korkmalı. Şu an girmiyorum. Hecarim gelebilir. Malphite ping yağdırıyor bana. Çok altınım var. Agresif oynamayacağım. Sadece XP alıyorum geriden. Çok ping atıyorlar. Ben takımı bir susturayım hemen. Takımınızı susturursanız tilt olmadan oyununuza bakabilirsiniz. Şuraya bir çarp atalım. Devam edelim. 6 levelde olduk. Hızlı bir base atıyorum. Birazdan sizlerleyim. Şu ana kadar video hoşunuza gittiyse bir like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Beğenmediyseniz de dislike atalım. Let's go. Red buff'a geldik. İonya çizmeleri, kazma, bir tane de uzun kılıç aldım. Bu İonya çizmeleri çok fazla işimize yarıyor oyun başında. Bunu sonradan Merkür ya da başka bir şey yapabilirsiniz. Size kalmış tamamen. Güzel kill haberi geldi. Burada ne oluyor?
Bizim takım öldü. Aslında buraya oynayabiliriz. Baitlerse. Şuradan Z karşıma çıkacak mı? Aa, geliyorum. Oynarım ben buna. Girdim içine. Ölmedi. Tamam, Dark'in olmamıza çok az kaldı. Duvardan bir geçelim. Zed'i görüyorum, ilerlemeyeceğim. Hekarim %90 buradadır. Bakın Zed de bana doğru geliyor. Zed'i burada bir kıstıralım. Buradan geçecek şimdi. Tam ortada bekliyorum ki yukarıdan da geçebilir. Hiç geçmeyebilir bu arada. Bir bakıyoruz öyle. Gelmedi. Hekarimi bulduk. Ve Hekarim mavisini ben çalacağım. Çalmazsam olmaz. Yakışmaz bize. Aslında Hikarime vurup bir Darkin olsak iyi olur ya. Burayı nasıl oynasak acaba? Geldim, duvardan geçeceğim. Sanırım halen burada. O Z de geliyor. Buraya oynayamayacağız sanırım. Z geri mi döndü ya? Gelmemiş. Yukarıdan gelmiş. Şöyle bir yük almak için W attım. Tamam, Darkin olabiliyoruz sanırsam artık. Aynen. Şu an oyunun bittiği dakikaya geldik. Hatta şurayı da alayım. Ejder mi alıyorlar? Yo, almıyorlar. Darkin olduktan sonra ya da gölge olduktan sonra oyunu kesin bitiriyorsunuz, kazanıyorsunuz. Çünkü çok güçlüler. Ben buraya oynarım ya. Aldım. Ultimi de kullandım. Bu da öldü. Ultimiz de rakibin içine giriyor. İstediğiniz zaman geri çıkabiliyorsunuz. Fiziksel hasar veriyor. Tabi Darkin olduğumuzda, gölge olduğumuzda ayrı ayrı etkileri var. Burada Z geldiği için hemen çıkıyorum. Hatta Q'muzu da atalım. Darkin olunca arkadaşlar iyileşme etkileriniz artıyor. Rakibe yetenek kullandığınızda çok güzel iyileşiyorsunuz. Ultiniz böyle eksik cana göre bayağı iyileştiriyor. Şu dönüşüm animasyonunu da göstereyim sizlere. Tıkladığınızda dönüşebilirsiniz. Şimdi artık W'muz rakibi zıplatıyor şu şekilde. İlk eşya olarak Gordrinker, yani kan içen alacağım. Malphite'cim o benim ya ama. Bunu alsam Malphite kızar bana, o yüzden almayacağım. Şuraya bir pusu atalım, ready yok sanırsam Hekarim'in. Tarayıcımı bastım. Şuradan da gelebilir. Bakalım nereden gelecek. Buraya gelmesi lazım mantıken. Ama gelmedi. Şunları alalım o zaman. Botta almaya çalışın arkadaşlar. Rakip her an yanınıza gelebilir. Allah Allah. Hekarim. Aa, bota gitmiş. Anlaşıldı. Tapa bakalım. Top lane'i dondurmuş gibi. Bir detay daha var. Kırmızı çarp almayı unutmayın. Kırmızı çarp çok çok güçlü. Bir rakibi attığınızda size resmen hasar atamıyor. Fiora burayı biliyor mu acaba? Geldim Fiora'ya. Burada Fiora'yı kesemesem de bayağı bir altın alacağım minyonlardan. Çok erken ulti bastı. Girdim içine ultisi gitsin diye. Bakın Q'yu hep doğru zamanda atmaya çalışıyorum. Eğer Q'nun iki vuruşunu birden değdiremezseniz orada rakibi öldüremezsiniz. Ben bilerek bir vurdum vurdum bekledim. Tam zamanda Q'mu attım. Bir yavaşlatıp izlerseniz orayı, mantığını anlarsınız. Bura çok tehlikeli aslında. Çünkü ultim yok. Hekarim gelip bir şeyler yapabilir. O yüzden ota doğru çektim. Otta Q atıyorum. Bir canı kaldı. Tamam, burada bir base atabiliriz. Hekarim ejderdeymiş. Buradan kendi redime gideceğim. Bir şeyler yapacağız. Hadi bakalım. 4-0-1. Kan içeni aldım. Uzun kılıç aldım. Oo, redimiz çalınmış. Ya da burada mı halen? Aa, burada. Bir an dalgınlığıma geldi. Ben bunu kovalarım. Buna bir Zed ultisi. Aynen, helal. Şöyle bir öldürdük adamları. Bu da öldü. Flash Q yapabilirsiniz. Güzel oluyor. Ben burada kesin kill olsun istedim. Şimdi Z ulti multi atar. Araya gideriz. Bot lane'imiz double verdi. Şu kurtları alalım. Alabiliyorsanız rakip ormanı her zaman temiz tutmaya çalışın. Sanırım burada olduğumu anladılar. Şuraya bir totem bırakacağım. Buraya totem bıraktığınızda çok işlevsel oluyor. 6-2-1 Kai'Sa var. Onu nasıl durduracağız? Sterak'tan sonra bir şeyler yaparız.
Q'yu fullledim. İkinci W veriyoruz. Tapımız da öldü. Sanırım bu oyuna 1v9 atmayı deneyeceğim. Çünkü takımımız bayağı leş. Tapa gitmek istemiyorum. Taptan pek fazla altın kasamam. Bottaki elemanı keselim. Daha iyi olacaktır. Böyle durumlarda yani 500 altın veren adamı kesmeye çalışın. Gidip de taptaki Fiora'ya belki ölürsünüz bile. Yani karakter güçlü çünkü. Bir yanlış hareketinizde sizi öldürebilir. Lehinlerimiz hep kaybediyor ya. Şuraya bir tarayıcı bastım. Kuşlamasın. Bittirmezse alacağız. Güzel. Keşke skor bana kalsaydı. Öldü. O onu da çaldılar. Çalsınlar, canları sağ olsun. Yeter ki lane'i kazansınlar. Kazanabiliyorlarsa skorumu alsınlar abi. Ama bence yine de kazanamayacaklar. Bakın görün. Ben kill salmayı bu yüzden sevmiyorum düşük elo'da. Bunu da çaldık. Devam ediyoruz orman dönmeye. 11 level olduk. Karşı ormancıya 2 level diff attık. Mid'e yank atabilir miyim? Atabilirim. Güzel pozisyon. Az can olan bir Zed var. Ace skill'im olmadığı için burada başarısız bir yank atacağım sanki. Geliyorum. Dojlar diye arkasına attım. O da hemen flash'ını kullandı. Bizim çocuk ölecek ya. Çık kanka. Geldim, öldü bu sefer. Yani burada bakın W'mu yine beklettim sonuna kadar. Hatta bir tane otomatik saldırı at. Oh. Kan içenimi bastım. Kan içen çok önemli. Kullanın her zaman. Hop, W doğru zamanda tutturdum. Bir skor daha aldık. Tamamen W zamanlaması, Q zamanlaması. Karakter biraz zamanlama karakteri. Ben S tuşunu da kullanıyorum fightlarda. Kaisa'yı öldürmüş olabiliriz. Deneyeceğiz en azından. Ultisi varsa kaçar. Bakın hemen kullanmıyorum tüm yeteneklerimi. Bu nasıl bir hasar ya, yiğidim. Bu nasıl bir hasar acaba? Zed burada beni denerse outplay deneyebilirim de yani Kai'sa çok vurdu gerçekten. O yüzden biraz armor kasalım. Şöyle ormanımı almaya devam ediyorum. Çok fazla altınım var. Hızlı bir base atmaya çalışırken kuş bana "Veh!" yaptı. Base atıp birazdan sizlerleyim. Kai'sa'yı burada bir yerde gördüm. Starak bitirdim. Zincir yelek, uzun kılıç aldım. Buraya oynanabilir. Takım takip ederse tabii. Duvardan hızlıca geçip kaçtım. Takım asla gelmiyor. Neden acaba? Şunu bir kenara çekelim, orada keselim. Kanka bunu çalmayacaksın değil mi ya? 4-5 oynayıp red buff almaya çalışıyor 9 level. Şöyle öldü bu da. Bak yine seninle aldı. Yani 2-7 oynuyor. 2 skoru da çaldı benden. Öldün mü bir daha? Helal. Uf, inanılmaz kötü oynuyor bizim bot lane'imiz. Bir ejderha lazım. Yampiri'yi de almışlar. Bir deneyeceğim ejderhayı. Jhin de arkadan bize mental destek oluyor. Yaparsın. Alırsın o ejderi diyor. O Zed'i buldum. Belki alabilirim. Yok, buraya oynanmaz sanırım. Fiora'yı denerdim ama ölme ihtimalimiz de çok yüksek. Öldü. Keşke oradan can alabilseydim. Ultisini açmasın diye bekledim biraz. Kaysalar ölmüş, güzel. Buraya oynayabilirim tekrardan. Çok manamız bitiyor. Malphite fight'a gelmiyor. Malphite ignite almışsın, fight'a gelmiyorsun. Buradan Zed'e girip öldüreceğim.
Güzel, 400 altın, tertemiz. Buradan maviyi çalacağım, çok riskli bir şey bu. Dikkatli olmam lazım. Gromp'a ilerleyelim. Sıra sıra bakın orman kamplarını çalıyorum. Aa, beni buraya attı. Bu çok tehlikeli oldu. W'mu atmıyorum halen. Yok, burası oynanmaz arkadaşlar. Arkasında birileri var bunun. Çok belli. Biraz bekliyorum. Yardım gelir mi acaba? Oo, Hecarim duvardan geçti bir anlık. Takım ölüyor ya. Orayı kaybedeceğiz sanırım. Oo, kaybetmedik mi? Ha, Malphite gelmiş. O yüzden kazandık. Oo, Zed burada. Şuradan yakalayabilirim onu. Tam karşıma çıkacak ama totemden beni gördü. Güzel flashtı Malphite. Tebrik ederim seni. Mid'de bir savaş çıktı. Malphite'dan güzel bir ulti. Ben direkt buraya oynayacağım. Tabii bir yardım gelirse... Yok, takım takip etmede bir sıkıntılar var sanırım. Geldim. Ultimizi erken kullanalım dedim. Beni Kai'Sa bir tık korkutuyor ya. Güzel öldürdük. Şuradan bir kayacağım. Yok, Kai'Sa çok iyi oynuyor. Fazla iyi oynuyor. Elemana skill tutturması bile zor. Tamam, flash'ını aldım. Oo, ne yaptı kanka sen? Çık oradan. Ejder çıkıyor. Ejderi almamız lazım. Ejderi pingleyelim. Kai'Sa bana nasıl bu kadar vuruyor hiç anlam veremedim. Sanırsam Anathema'nın zincirlerini alacağım. Hecarim de geliyor. Vur canım, vurun vurun arkadaşlar, vurun. Halo halo. Geldim buraya. Bu Lulu çok fena buff'lıyor. Hadi Malphite, oyna çocuğum. Bu da öldü. Hop, bu da öldü. Çok temiz oynadık burayı ya. Bir follow'layınca takım iş bitiyor. Bunları follow'lamayın ama kardeşlerim. Onlar benim yaratıklarım. Karşı ormancıya 4 level diff attık. 186 CS'miz var. 100 CS diff atmışız. Bayağı iyi oynuyoruz gibi. Kayn zor bir şampiyon değil bence. Elinize alışınca bayağı iyi oynarsınız diye düşünüyorum. Aa, Fiora burada. Ooo. Çok seksi oynadı. Ben Kai'Sa'dan korkuyorum. Kai'Sa'ya şaptan verirsem oyunu veririz. Oo, milyon blok yedi, çok fena. Öldü bizim çocuk. Ben buraya oynarım. Aa, biliyorlarmış burada olduğumu. Bu neyin slow'u anlam veremiyorum. Neyin slow'u gerçekten? Ölümle yüzleş demek Hecarim'a. Arkama düşecek. Aynen. Bu da öldü. Pıt 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 şuraya gidecek sanırım. Hop. Bir anda o da öldü. Ya bayağı iyi oynadık bu oyun sanki, değil mi? 1v9 60 gibi olduk. Kuleyi alabilir miyim acaba? Sanırım alamam. Kai'Sa doğmuş. Hızlı bir base atıyorum. Birazdan sizlerleyim. Yayında olmasaydık.
Ulti attı adam, gördünüz mü? Karabaltı aldım. Çok fazla CDR veren 5 ya. Çok güçlü 5 ya. O yüzden tercih ettim. Şöyle bir çarp attık. Ve baronumuzu aldık. Şurada bir bait atacağım arkadaşlar. Tarayıcım yok ama. Sanırım oynayabilirim ya. Buradan bir ilerliyorum. Ah. Hekarim, Hekarim. Hekarim burada. Kimse bir şey yapmıyor Hekarim'e. Bot lane'e yaptığımız yatırımlar sanırım biraz tuttu. Jhin tek başına Kai'Sa'yı kesti. Ben buradan koşarak Hekarim'i alacağım. Sanırsam şurada. Ay, Karim öldü. Lulu. Lulu da öldü. Malphite. Abaza Malphite. Adamın bir canı var, ulti atıyor. Sanırsam buradan oyunu bitiriyoruz. Fiora'ya oynamak isterim aslında. Ama o bana oynamak ister mi? Böyle de bir sorumuz var tabi. Hop, zıplatamadık. Hop, çıktık. Hop, öldürdük. Hop, bunu da öldürdük mü? Öldüremedik. Ölmesek mi? Yardım K, takım K, yardım K. Şöyle kan içen bastım K, öl K. Oyunu da bitirelim arkadaşlar. Karşı bot lane bayağı iyi oynuyordu. Video hoşunuza gitmiştir herhalde. Gelin hadi hasar tablosuna bakalım. Sıfırdan elmasa bir hesaptayız arkadaşlar, biliyorsunuz. Biraz Elohel hesap olmasını istiyordum ama bu hesaba iyi puan geliyor. 16.000 altın kastık, 17-0, 12 Kayn ile Esart'ı kazandık. Hasar tablosuna geldiğimizde de kocaman bir gökçelen dikmişiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoya like atarak kanalın gelişmesini sağlayabilirsiniz. Abone olup zili açarak da gelecek videolardan bildirim alabilirsiniz. Yorum atıp istediğiniz şampiyonu benden isteyin. Bu nasıl bir cümle oldu ya? Yorum atıp eğer oynamamı istediğiniz bir şampiyon varsa bana söyleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.